Merhaba arkadaşlar, videomuzun konusu 11. sınıf edebiyat roman konu ünitesi. Bu videoda neler var? Cumhuriyet dönemi Türk romanı 1923-1950 arası. Cumhuriyet dönemi Türk romanı 1950-1980 arası. 1923-1980 arası roman anlayışları ve temsilcileri. Milli dini duyarlılıkları yansıtan roman. Toplumcu gerçekçi roman. Bireyin iç dünyasını esas alan roman. Modernizmi esas alan roman. 1923-1980 arasındaki önemli romanlar. Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatında roman. Cumhuriyet döneminde etkili olan roman anlayışları 1923-1980. Hemen tabloyu inceleyelim. Arkadaşlar, yeni bir dönem başladığında önceki dönemin sanatçıları ortadan kalkmaz. Cumhuriyetten önceki dönem olan milli edebiyat döneminde eser veren romancılar Cumhuriyet'in ilk yıllarında da eser vermiştir. Bu sanatçıların temsil ettiği anlayışa milli edebiyat anlayışını sürdüren roman anlayışı diyoruz. Cumhuriyet döneminde bu anlayışla aşağı yukarı aynı özelliklere sahip olan milli dini duyarlılıkları yansıtan roman anlayışı ortaya çıkmıştır. O yüzden ikisi arasında bağlantı kurduk. Daha sonra toplumcu gerçekçi roman, bireyin iç dünyasını yansıtan roman, modernizme esas olan roman var. Cumhuriyet dönemi Türk romanı 1923-1950 arası. Edebiyata Cumhuriyet öncesinde adım atan sanatçılar eser vermeye devam etmiştir. Cumhuriyetin ilk yıllarında daha çok gözlemci gerçekçi anlayışa bağlı kalınmıştır. Cumhuriyet devrimleri, kurumları ve yeni değerler anlatılmıştır. Kimi sanatçılar bireyin iç dünyasını anlatan romanlar yazmıştır. Kimi sanatçılar milli dini duyarlılıkları yansıtan romanlar kaleme almıştır. 1930'lu yıllarda yeni anlatım teknikleri kullanılmaya başlanmıştır. 1940'tan sonra toplumcu gerçekçi anlayışı kendisini göstermeye başlamıştır. Köy edebiyatı anlayışının temelleri atılmış, köy ve kasaba romanları yazılmıştır. İkinci Dünya Savaşı sonrasında hem konu ve tema hem de anlatım teknikleri zenginleşmiştir. Cumhuriyet dönemi Türk romanı 1950-1980. 1950 sonrasında toplumcu gerçekçi anlayış çok etkili olmuştur. Çok sayıda köy ve kasaba romanı yazılmıştır. Siyasal, ekonomik, sosyal konular ve sorunlar ele alınmıştır. Kente göç, gecekondu hayatı, küçük memurların sorunları anlatılmıştır. Yazarların yaşadıkları sorunlar da eserlere yansımıştır. İnsana odaklanan modern roman anlayışının örnekleri verilmeye başlanmıştır. Aydınların iç bunalımları toplumsal bağlantılarıyla yansıtılmıştır. İslami duyarlılık yansıtan romanlar yazılmaya başlanmıştır. Teknik açıdan gelişmeler yaşanmıştır. Kadın romancıların sayısı artmıştır. 1923-1980 arasında etkili olan roman anlayışları. Milli edebiyat anlayışını sürdüren roman. Memleketçi edebiyat anlayışı sürdürülmüştür. Anadolu coğrafyasına ve insanına olan ilgi artmıştır. Gözlemci gerçekçi anlayış benimsenmiştir. Topluma yararlı olma düşüncesi esas alınmıştır. Cumhuriyet öncesinin siyasal ve toplumsal eleştirisi yapılmıştır. Kurtuluş Savaşı, Cumhuriyet devrimleri, yeni değerler ve kurumlar anlatılmıştır. Halk aydın, halk yönetici çatışmaları işlenmiştir. Cehalet, yozlaşma, batıl inançlar, hurafeler ve batı taklitçiliği eleştirilmiştir. Temsilcileri Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Halide Edip Adıvar, Reşat Nuri Güntekin, Refik Halit Karay, Aka Gündüz, Mithat Cemal Kuntay, Memduh Şevket Esendal. Şimdi yazarlar ve roman türündeki önemli eserleriyle devam edelim. Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Kiralı Konak, Nur Baba, Hüküm Gecesi, Sodom ve Gomorre, Ankara, Yaban, Bir Sürgün, Panorama ve Boş Arkı. Halide Edip Adıvar, Vurun Kahpeye, Sinekli Bakkal, Tatarcık, Sonsuz Panayır. Refik Halit Karay, İstanbul'un İç Yüzü, Yezid'in Kızı, Sürgün, Nilgün. Reşat Nuri Güntekin, Yeşil Gece, Acımak, Yaprak Dökümü, Kızılcık Dalları, Miskinler Tekkesi. Mithat Cemal Kuntay, Üç İstanbul. Memduh Şevket Esandal, Ayaşlı ile Kiracıları. Milli dini duyarlılıkları yansıtan romana geldik. Türkçülük ve İslamcılık akımlarından etkilenilmiştir. Konular milli kaynaklardan, Türk mitolojisinden, Türk destanlarından ve Türk tarihinden alınmıştır. Türk tarihinin şanlı dönemleri, Türk dünyasının sorunları, Türklerin yaşama tarzı anlatılmıştır. Doğu-Batı çatışması, toplumsal yozlaşma, ahlaki bozukluklar işlenmiştir. Milli ve manevi değerler, aile kurumu ve geleneksel kültür öne çıkarılmıştır. Olay ögesi, verilmek istenen mesajı öne çıkaracak biçimde kurgulanmıştır. Zaman ögesi dün, bugün, yarın şeklindeki kronolojik akışla kullanılmıştır. Genellikle hakim bakış açısı kullanılmıştır. Romantizm ve realizm akımlarından etkilenilmiştir. Temsilcileri Hüseyin Nihal Atsız, Samiha Ayverdi, Bahaettin Özkişi, Mustafa Necati Sepetçioğlu, Münevver Ayaşlı, Emine Işınsu, Sevinç Çokum, Rasim Özdenören, Mustafa Miyasoğlu. Yazarlar ve roman türündeki önemli eserleriyle devam ediyoruz. Hüseyin Nihal Atsız, Ruh Adam, Bozkurtların Ölümü
Bozkurtlar diriliyor. Bahattin Özkişi, köse kadı, uçtaki adam sokakta. Mustafa Necati Sepetçioğlu, kilit, anahtar, kapı, konak, çatı ve Çanakkale. Emine Işınsu, küçük dünya, azap toprakları, ak topraklar. Sevinç Çokum, bizim diyar, hilal görününce Ağustos başağı çırpıntılar. Rasim Özdenören, gül yetiştiren adam. Toplumcu gerçekçi roman. Toplum için sanat anlayışı benimsenmiştir. Marksist-sosyalist ideolojinin etkisinde kalınmıştır. Sosyal, siyasal, ekonomik konular ele alınmıştır. Halkı aydınlatma amacı güdülmüştür. Okuru belirli bir ideoloji bağlamında yönlendirme amacı vardır. Köy, kasaba, gecekondu hayatı anlatılmıştır. Köyden kente göçün yol açtığı sorunlar, işçilerin ve küçük memurların sorunları konu edilmiştir. Ağ köylü, zengin fakir, patron işçi, halk yönetici, öğretmen imam çatışmaları işlenmiştir. Kişiler genellikle ağız özelliklerine göre konuşturulmuştur. Temsilcileri Sadri Ertem, Sabahattin Ali, Orhan Kemal, Kemal Tahir, Yaşar Kemal, Fakir Baykurt, Rıfat Ilgaz, Talip Apaydın, Kemal Bilbaşar, Samim Kocagöz, Abbas Sayar, Mahmut Makal, Necati Cumalı, İlhan Tarus. Yazarlar ve roman türündeki önemli eserlerine bakalım. Sabahattin Ali, Kuyucaklı Yusuf, İçimizdeki Şeytan, Kürk Mantolu Madonna. Sadri Ertem, Çıkrıklar Durunca, Bir Varmış Bir Yokmuş. Orhan Kemal, Baba Evi, Avare Yıllar, Murtaza Bereketli Topraklar Üzerinde, Hanımın Çiftliği, Eskici ve Oğulları, Gurbet Kuşları, Kemal Bilbaşar, Cemo, Başka Olur Ağaların Düğünü, Samim Kocagöz, Kalpaklılar, Bir Çift Öküz, Kemal Tahir, Esir Şehrin İnsanları, Rahmet Yolları Kesti, Köyün Kanburu, Esir Şehrin Mahpusu, Yorgun Savaşçı, Devlet Ana, Kurt Kanunu, Yaşar Kemal, İnce Mehmet, Orta Direk, Yerdemir, Gökbakır, Ölmez Otu, Yılanı Öldürseler, Deniz Küstü, Fakir Baykurt, Yılanların Öcü, Kaplumbağalar, Tırpan, Rıfat Ilgaz, Hababam Sınıfı, Karartma Geceleri, Yıldız Karayel, Talip Apaydın, Sarı Traktör, Yar Bükü Ortakçılar, Abbas Sayar, Yılkı Atı, Çelo, Can Şenli, İlhan Tarus, Yeşil Kaya Savcısı, Var Olmak, Necati Cumalı, Tütün Zamanı, Zeliş, Yağmurlar ve Topraklar, Acı Tütün, Viran Dağlar, Halikarnas Balıkçısı, Aganta Burina Burinata, Ötelerin Çocuğu, Deniz Gurbetçileri, Bireyin İç dünyasını esas alan romana geldik. Freud'un etkisiyle psikoloji, psikiyatri ve psikanalizden yararlanılmıştır. Toplumsal değişimler bireye ve aileye etkisiyle incelenmiştir. Kişilerin ayrıntılı ruhsal çözümlemeleri yapılmıştır. Bireyin iç çatışmaları, ikilemleri ve bunalımları yansıtılmıştır. Olay ögesi, bireyin iç dünyasını yansıtmak amacıyla kurgulanmıştır. Mekan ögesi, bireyin iç dünyasına etkisiyle verilmiştir. Merak unsurunu canlı tutma çabası gösterilmemiştir. Dil ve anlatım bakımından seçkinci bir anlayış benimsenmiştir. İç konuşma, bilinç akışı, geriye dönüş gibi teknikler kullanılmıştır. Temsilcileri Peyami Safa, Abdülhak Şinasi Hisar, Ahmet Hamdi Tanpınar, Tarık Buğra, Oktay Akbal, Samiha Ayverdi. Samiha Ayverdi hem milli dini duyarlılıkları yansıtan hem de bireyin iç dünyasını yansıtan romanlar yazmıştır. Yazarlar ve roman türündeki önemli eserlerine bakıyoruz. Peyami Safa, Sözde Kızlar, Şimşek, Mahşer, 9. Hariciye Koğuşu, Fatih Harbiye, Bir Tereddüdün Romanı, Matmazel Noralia'nın Koltuğu, Yalnızız Biz İnsanlar, Ahmet Hamdi Tanpınar, Huzur, Sahnenin Dışındakiler, Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Mahur Beste, Aydaki Kadın, Abdülhak Şinasi Hisar, Fahim Bey ve Biz, Çamlıca'daki Eniştemiz, Ali Nizami Bey'in Alafrangalığı ve Şehliği, Tarık Buğra, Küçük Ağ, Osmancık, Siyah Kehrivar, Firavun İmanı, Oktay Akbal, Garipler Sokağı, Suçumuz İnsan Olmak, İnsan Bir Ormandır, Samiha Ayverdi, Ateş Ağacı, Mesih Paşa İmamı, İbrahim Efendi Konağı. Modernizmi esas alan roman, varoluşçuluk akımından etkilenilmiştir. Serim, düğüm, çözüm şeklinde plan uygulanmamıştır. Olay örgüsü, mekan, merak unsurları geri plana atılmıştır. Olaylar arasındaki sebep-sonuç ilişkisine dikkat edilmemiştir. Anlatıcı, birey bilinciyle kendi benini öne çıkarmıştır. Bireyin kendisiyle, doğayla ve toplumla çatışmaları yansıtılmıştır. Yalnızlık, bunalım, iletişimsizlik, yabancılaşma gibi temalar işlenmiştir. Yaşamın çok boyutlu ve kavranması zor gerçekler oluştuğu gösterilmiştir. Çağrışıma dayalı, şiirsel, alegorik anlatımdan yararlanılmıştır. İç konuşma, bilinç akışı, iç çözümleme, geriye dönüş gibi teknikler kullanılmıştır. Temsilcileri Sait Faik Abasıyanık, Yusuf Atılgan, Ferit Edgü, Oğuz Atay, Nezihe Meriç, Firuzan, Adalet Ağoğlu, Pınar Kür, Selim İleri, Demir Özlü, Nazlı Eray, Leyla Erbil. Yazarlar ve roman türündeki önemli eserleri Sait Faik Abasıyanık, Medar-ı Maişet Motoru,
Kayıp aranıyor. Nezihe Meriç korsan çıkmazı, boşlukta mavi, alaca ceren. Ferit Edgü kimse o. Hakkari'de bir mevsim. Eylül'ün gölgesinde bir yazdı. Yusuf Atılgan, Aylak Adam, Anayurt Oteli, Canistan. Oğuz Atay, Tutunamayanlar, Tehlikeli Oyunlar, Bir Bilim Adamının Romanı. Devam ediyoruz. Adalet Ağaoğlu, Ölmeye Yatmak, Fikrimin İnce Gülü, Bir Düğün Gecesi, Yaz Sonu, 3-5 Kişi, Göç Temizliği, Hayır, Ruh Üşümesi, Romantik Bir Viyana Yazı, Füruzan, 47'liler, Berlin'in Nar Çiçeği, Selim İleri, Her Gece Bodrum, Saz Caz Düğün Varyete, Kırık Deniz Kabukları, Pınar Kür, Yarın Yarın, Bir Cinayet Romanı, Nazlı Eray, Pasifik Günleri, Orpi, Arzu Sapağında inecek Var, Aşkı Giyinen Adam, Beyoğlu'nda Gezersin. 1923-1980 arasındaki bazı romanlar. Arkadaşlar, MEB onaylı 11. sınıf edebiyat ders kitaplarında incelenen romanlar bir tablo halinde gösterilmiştir. Yazılılarda özellikle bu konulardan sorular çıkar. Hemen inceleyelim tabloyu. Yazar, roman, kişi kadrosu, konu tema şeklinde bakıyoruz. Yakup Kadri Karaosmanoğlu'yla başlayalım. Romanı Yaban, kişi kadrosu Ahmet Celal, Mehmet Ali, Salih Ağa, Şeyh Yusuf. Konu, tema, köylü aydın çatışması, Kurtuluş Savaşı sırasında Anadolu'nun cephe gerisindeki durumu sergilenmiştir. Mithat Cemal Kuntay, 3 İstanbul, Adnan, 2. Abdülhamit, 2. Meşrutiyet, mütareke dönemlerinin İstanbul'daki değişim yansıtılmıştır. Sabahattin Ali, Kuyucaklı Yusuf, Yusuf, Muazzez, Şakir, kasabadaki halk yönetici çatışması, bürokrasideki yozlaşma anlatılmıştır. Orhan Kemal, Murtaza. Kişi kadrosunda yine Murtaza'yı görüyoruz. Konu temada kapitalist düzene boyun eğen alt sınıf eleştirilmiştir. Yine Orhan Kemal'in Bereketli Topraklar üzerinde romanı. Kişi kadrosunda İflahsızın Yusuf, Köse Hasan, Pehlivan Ali var. Çukurova'da yaşanan emek sermaye, ırgat ağa, köylü şehirli çatışmaları işlenmiştir. Ahmet Hamdi Tanpınar, Huzur, Mümtaz, Nuran, Doğu Batı çatışması bağlamında aydınların yaşadığı ikilem yansıtılmıştır. Peyami Safa, Fatih Harbiye romanı. Kişi kadrosunda Neriman ve Şinasi. Konu temada Doğu-Batı çatışmasının ve Batı'ya özentinin bireyin iç dünyasına etkisi yansıtılmıştır. Oğuz Atay, Tutunamayanlar, Turgut Özben, Selim Işık, bireyleşme, kendi kişiliğini bulma sancıları yansıtılmıştır. Yusuf Atılgan'ın Aylak Adam romanı kişi kadrosunda C, konu temada Miras 7 bir aydının iç çatışmaları yansıtılmıştır. Yazılda nasıl çıkabilir? Cumhuriyet döneminde etkili olan roman anlayışlarının, yani toplumcu gerçekçi, bireyin iç dünyasını esas alan, milli dini değerleri yansıtan modernist roman. Genel özellikleri açık uçlu tarzda veya doğru yanlış etkinliği şeklinde sorulur. Cumhuriyet döneminde etkili olan roman anlayışlarının temsilcilerine örnek vermeniz istenir. MEB onaylı ders kitaplarında metin incelemesi yapılan Yaban, 3 İstanbul, Kuyucaklı Yusuf, Murtaza, Bereketli Topraklar Üzerinde, Huzur, Fatih Harbiye, Tutunamayanlar, Aylak Adam adlı romanların kişi kadrosu, konu ve teması sorulur. Bu dönemde eser veren romancılar, yani Peyami Safa, Ahmet Hamdi Tanpınar, Sabahattin Ali, Orhan Kemal, Oğuz Atay gibi sanatçı eser eşleştirmesi şeklinde sorulur. Şimdi sen söyle, Huzur adlı romanın yazarı kimdir? Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepinize başarılar dileriz.